Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısını yaptı ve kararını açıkladı. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 250 baz puan artışla %45 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası'nın net rezervi 19 Ocak haftasında 5,8 milyar dolar geriledi. Böylece kur korumalı mevduatın açıklandığı Aralık 2021'den bu yana en sert düşüş yaşandı. Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26,3 milyar lira düşüşle 2,5 trilyon lira oldu. Yabancılar geçen hafta net 146 milyon dolar hisse alımı, 40 milyon dolar da tahvil satışı gerçekleştirdi. KPMG'nin birleşme ve satın alma trendleri 2023 raporuna göre Türkiye'de açıklanan satın alma ve birleşme işlem hacmi geçen yıl 2,8 milyar dolar oldu. Böylece 2023'te açıklanan işlemler bakımından son 10 yılın en düşük hacmi kaydedilmiş oldu. Amerika'da Çalışma Bakanlığı işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 20 Ocak'la biten haftada önceki haftaya kıyasla 25 bin kişi artarak 214 bine yükseldi. Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak mevduat faizini %4 seviyesinde korudu. Toplantı sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimi tartışmaları için erken, indirim zamanı için Davos'ta söylediğim sözlerinde arkasındayım ifadesini kullandı. Değerli izleyenler, her perşembe akşamı olduğu gibi Gigant Swiss Consulting EMA Direktörü Aysun Karaytu ile beraberiz. Aysun Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim, siz? Çok teşekkürler. Berk Dinçtürk bu akşam rahatsızlandı. Buradan da evet, geçmiş olsun diyelim. Olsun. Bir an önce iyileşir. Yine stüdyoda her zamanki gibi bekliyoruz sevgili Berk Dinçtürk'ü. Peki sohbetimize başlamadan önce piyasaları hangi seviyelerden kapattık hızlıca, onu da getirelim ekranlarınıza. Borsa İstanbul bugün %0,98 artışla 8.169 puandan tamamladı günü. Endeks sabah alımlarla açıldı. 8.160-8.180 bandına yerleşti. Öğle saatlerinde keskin bir yükselişle 8.212 puanla gün içi zirvesini gördü. Ve Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bir miktar satışla karşılaştı ve önce 8.095 puana kadar geriledi. Gün içi dip zirvesi oldu. Buradan da hızlı bir şekilde toparlandı ve yeniden 8.100 puanın üzerine attı. Uzun zamandır zorlandığı bu seviyenin üzerinde kapatmayı da günü başardı. Gün sonunda 84 hisse senedi yükseldi. 15 hisse değer yitirdi. Sektörel olarak bakıldığında bankacılık, hatırlayacaksınız, önceki gün %4,4 düşmüş. Dün %4,6 artmıştı. Bugün %0,4'lük bir kayıp yaşandı bankacılık sektöründe. Perakende %0,2, sigorta endeksi de %0,7 düştü. Diğer endekslerde yükselişler vardı. Sanayi ve petrokimyada %2'nin üzerinde artış kaydetti. BIST 100 işlem hacmi bugün 87.2 milyar lira, BIST tüm işlem hacmi de 133 milyar lira olarak gerçekleşti. Para piyasalarına bakalım. Dolar endeksi, Amerika'da büyüme verisi ve işsizlik maaşı başvuruları verileri öncesinde ve elbette Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesinde 103,1 seviyesindeydi. Sonra değer kazanarak 103,6'lara tırmandı ki şu sıralarda da orada 0,33 yukarıda düne göre. Euro ise 1,09'lar üzerindeydi, civarındaydı. 1,0820'lere kadar çekildi. %0,54 aşağıda euro dolar karşısında. Dolar Türk lirası karşısında yatay, euro Türk lirası karşısında hafif kayıpta 33,1'lerden 32,8'lere kadar indi. Amerika'da tahvil faizleri bugün aşağıya doğru görünüyor. Dolardaki harekete, yani doların yükselmesiyle beraber harekete paralel derken o anlamda. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri %4,12'lere gerilemiş durumda gördüğünüz gibi. 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde yine aşağıya doğru olduğunu söyleyebiliriz. Emtialarda
güne 2010 dolar seviyesinden başladı altının ons fiyatı. Öğleden sonra 2025 dolara kadar tırmandı ama sonrasında gördüğünüz gibi yine açılış seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda altının onsu. Gram altın %0,21 yukarıda 1959 lira. Bitcoin gün içerisinde %1,2 artışla 40.000 dolara, 40.200 dolara kadar yükseldi. Ama bu seviyelerden kazançlarını geri verdi ve açılış seviyelerine kadar çekildi. Şu anda da görüyorsunuz yani açılış seviyelerinde. Brent petrol bugün 80 doların üzerinde hareket etti. Biz yayına girerken 81,5 doları aşmamıştı ama gördüğünüz gibi %2,45 yukarıda 82 dolar seviyesinde. Amerikan tipi ham petrolde yine %2,3 artıda 76,88 dolar. Avrupa borsalarında İtalya dışında bugün Londra'da, Paris'te ve Frankfurt'ta kazançlar vardı. İtalya'da ise %0,6'lık bir kayıp yaşandı. Amerikan borsalarında üst üste rekor tazeleyen S&P 500 endeksi geride bıraktığımız günlerde bugün hafif artıda diyebiliriz. Yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Dow Jones'ta yine aynı şekilde Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta çok hafif %0,2'lik bir kayıp görünüyor şu dakika itibariyle. Aysun Hanım çok fazla gündem maddesi var. Evet. Yani Avrupa'yı konuşacağız, Amerika'yı konuşacağız, Japonya var, Çin var. Bir sürü Lagarde'ın açıklamaları var. Bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var içeride. İsterseniz evet. Avrupa Merkez Bankası ile başlayalım. Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Sonrasında Christine Lagarde'ın açıklamaları değerlendirildi. Şöyle değerlendirildi. Başlık başlık ben size hatırlatayım. Faiz indirimi tartışmaları için henüz çok erken dedi. 2023'ün son çeyreğinde ekonominin durgunluğa girdiğini ifade etti. Enflasyonun yılın geri kalanında, 2024'ün geri kalanında aşağıya gelmesini bekliyoruz ama enflasyon üzerindeki riskler de artıyor dedi Christine Lagarde. Mart ayında projeksiyonlarımızı, enflasyon ve büyüme projeksiyonlarımızı paylaşacağız. Daha net bir resme sahip olacağız dedi. Ücretlere ilişkin verileri izleyeceğiz. Orada oradan gelen baskı enflasyon üzerinde devam ediyor dedi. Bu açıklamalar da yani zaten kimse faiz arttırmasını ya da düşürmesini beklemiyordu zaten de. Ama bu açıklamalar da sanki beklenenden bir miktar aşağıda şahin bulundu. Daha az yani biraz daha fazla sert bir ton bekleniyordu galiba, ne dersiniz? Yani ben aslında zaten Lagarde'ın başından bu yana hani parasal genişleme konusunda henüz pivot döneminden uzakta olduğunu söylüyordum. Yani kendisi bunu her toplantıda izah ediyordu. Osman da buna benzer bir açıklama yaptı. Ne dedi? İşte Haziran'dan önce herhangi bir şekilde bir pivot yapılması bugüne kadar gelinen noktayı tamamıyla kendi kendine mahvetmekten öteye gitmez dedi. Ve hatta bugün gelen sorularda tabii ki ilk soru ne oldu? Haziran ayı içerisinde bir indirim olasılığı olabilir. Bunun için ne bekliyorsunuz dedi. Ben de sözümün arkasındayım dedi. Hani sözümün arkasında olmakla birlikte zaten dedi biz takvime öncelik veren bir tarafta değiliz. Biz veriyi öncelik olarak tanıyoruz dedi. Şimdi veriyi öncelik olarak tanıması aslında zaten şahin bir duruşun bir göstergesidir. Bizim Merkez Bankası'nın aksine. Şimdi burada bizim Merkez Bankası bugün çünkü şahin beklentisinden bir miktar uzak bir yaklaşımda bulunmuştu. Ortalamanın üstü şahin mi yoksa hiç şahin mi diyorsunuz bizim Merkez Bankamız için? Ortalamanın altı şahin. O kadar. Evet. Peki ona birazdan geliriz. Geliriz. Şey çalmayalım şimdi. Aynen. ECB tarafından devam edecek olursak şimdi bankacılık tarafına ve krediler tarafına ve özellikle tüketici kredilerin ve şirketlerin önünü göremediğinden mütevellit buraya olan talebin azaldığına dem vurmuş gibi görünüyor. Diğer taraftan enerji ve gıda fiyatlarına çok fazla baskı yaptı. Özellikle çünkü, Kızıldeniz. Evet, Kızıldeniz'deki tedarik probleminin önümüzdeki dönemde iş dünyasını yakından etkileyebileceğini, tabii ki bunun pandemi kadar etkili olmayacağını ama yan etkilerinin şimdiden hissedildiğine dair ve iş dünyasının bu bağlamda önünü göremediği için yeni yatırımlar yapma konusunda bir miktar çekingen kaldığını söyledi. Diğer taraftan hizmetler tarafı hani biz hep hani Amerika için konuşurken barınma eksi hizmetler özellikle süper çekirdek diye bakıyorduk ama çekirdek tarafta hala %3.5
2 gibi görünüyor. Hı hı. Diğer tarafta hizmetler eksi barınma %4 gibi görünüyor. Burada herhangi bir yol kat edememişler görünüyor. Hı hı. Yani hedeflenen fiyata hala %2 hedeflenen fiyat hala uzakmış gibi görünüyor. Enerji şoku beklediklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde geçmiş 2023 yılında aldıkları avantajı buradan kaybedeceğini belirtti. Bu da tabii ki enflasyonda yukarı yönlü baskıları beraberinde getiriyor. Mali politikaların etkilerinden de bahsetti. Yani bence bugün çok fazla etkilerden bahsetti ve bunlara baktığımızda hiçbiri de önümüzdeki döneme dair çok parlak bir Avrupa olacağının göstergesi değildi. Almanya, özellikle Almanya tarafında oradaki ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın aslında büyük bir risk olduğunu, Almanya'nın aslında iş modelini bir miktar değiştirmesi, özellikle ülke özelindeki iş modelini değiştirmesi gerektiğini ama bunun önünde de demografik yapı gibi hızlıca yaşlanan bir engel olduğundan deyim vurdu. Çünkü oraya baktığımızda... Unutmayın sözünüzü, son dakika Amerika'da Hazine Bakanı Janet Yellen iş gücü piyasasındaki baskılar biraz hafifledi dedi. Son dakika olarak yazdı. Bunu da not olarak alalım. Tamam. Yellen'a niye esmiş böyle bir açıklama? Bilmiyorum. Ona birazdan geliriz. Yani oluşabilecek zorluklara karşı başta Almanya'nın kendini ayarlaması gerektiğini, krediler tarafında bankaların büyük bir zorluk yaşadığını ve geri dönüşü olmayan kredilerin oldukça şu an aktif olduğunu ve sayısının arttığını belirtti. Yani madem hani burada Berk yok, onun yerine bir Hırvat atasözüyle yani utanç içinde olmaktansa borç içinde yaşamak hani noktasında ECB bugüne kadar geldiği hani gerek Almanya'ya baktığımızda gerek Fransa'ya ve özellikle İtalya'ya baktığımızda bugüne kadar borçlanma tarafında ne kadar başarısız bir yönetim gerçekleştiğini gösterdi. Bu bağlamda bize şunu söylüyor. İlla ki hani Haziran dedim, evet bunun arkasındayım ama takvim olarak değerlendirmeyin. Yani bunu 2-3 defa söyledi ve özellikle fiyatların ve fiyatlamaların çok prematüre, yani herhangi bir şekilde olgunlaşmamış bir fiyatlama olduğundan dem vurdu. Ama hala ve hala Nisan faiz indirimi beklentisi %64 doğru fiyatlanıyor. Şimdi ben de ona bakıyordum, aynen öyle. Yani hani ısrarla piyasayla burada ayrıştığının, hani Merkez Bankası ile piyasanın ayrıştığının ve bunun çok prematüre, çok da rasyonel olmadığından bahsediyor etmesinin ardından tekrar fiyatlamalara baktığında %60'ların üstünde çıkması çok çok enteresan geliyor. Büyümenin yavaşladığından bahsetti Murat Bey. Çünkü gerek Çin tarafında gerekse özellikle oradaki ekonominin tabii ki daralması yönünde yaptığı açıklamalar, Rusya-Ukrayna arasındaki problemin Rusya ile ticaret yapan ülkeleri, özellikle tabii ki nedir, Avrupa doğalgaz hikayesini biraz hani orada tam olarak söylemedi ama enerji fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının risk yaratabileceğinden bahsetti. Bu bağlamda küresel çapta aslında diyor ki ticari gelişmeler durabilir. Büyüme tarafında sadece Avrupa kaynaklı değil, Avrupa'nın ticaret yaptığı ülkelerde bir daralma olursa ve Kızıldeniz tarafında herhangi bir risk büyüme tarafında ivme kazanırsa, o zaman bizim navlun fiyatlarımız yükselmeye devam edecek. Emtia fiyatları devam edecek yükselmeye. Ve bizim alım gücü böylelikle fiyatlar ve maliyet yükselecek. O zaman bizim dönüp tekrardan bu risklerin altını iyi çizmemiz ve belirlememiz gerekiyor. Nereye gideceği, evrileceği yönünde. Ocak ayında olduğumuz için dedi, şimdiden bunun nereye evrildiğini görmek çok erken. Mart'ta birinci çeyrek bitiyor. Ancak ben bunu size birinci çeyrek bittik daha sonra net bir şekilde söyleyebilirim dedi. Çok güzel bir Merkez Bankası Başkanı açıklaması yaptı. Bu da sürekli şöyle olacak, böyle olacak kesin gibi konuşan aslında hemen hemen JP Morgan'dan tutun da tüm hani yatırım uzmanları ya da bu bağlamda söylem gerçekleştiren analistlerin bayağı bir aslında tokatlanması gibi bir cevap verdi. Çünkü Merkez Bankası Başkanı olarak diyor ki ben öngöremiyorum. Geçtiğimiz hafta hatırlıyor musun şey demiştim, yani hakikaten 2024 öngörülebilir olmaktan çok uzak. Doğru. Çünkü sadece jeopolitik risklerimiz yok. Hemen hemen tüm majör bankalarının, merkez bankalarının ve aksiyon para politikalarının nereye evrileceğini, ne zaman evrileceğini ve hangi frekansta evrileceğine yönelik en ufak şu anda elimizde bir sinyal yokmuş gibi görünüyor. Sadece Avrupa için konuşmuyorum. Bunu Amerika için de başta olmak üzere konuşuyorum. Çin
güzel bir adım attı ama Çin'e birazdan geçeriz. Tabii ki Euro dolar paritesi de hani DXY çok hızlı yükseldiği için tekrardan bir miktar kendini evet yukarı attı. Daha aşağılar 1.08'lere doğru bir hareketini bekliyorduk biz. Oraya gelmeden kendini DXY yükselmesine rağmen yukarı atmış görünüyor. Sanki bir süre daha hani 1.08-1.10 aralığında hareket edecekmiş gibi. Ta ki hani bu toplantıda olduktan sonra veriler ışığında, gelebilecek veriler ışığında izleyeceğiz. Bir de şuna dair benim ECB açıklamaları sonrası piyasa hareketlerine baktığımda Avrupa'nın yapay zeka konusundaki onayı geldikten sonra Hollanda'nın bu konudaki lider şirketlerinden bir tanesi çok hızlı bir yükseliş gerçekleşti ve DAX 60'a olan etkisi inanılmaz %8'lik civarında bir etki yarattı. Bu da şu demek oluyor, bu zaten ASHL'den bahsediyorum. Bunun en büyük müşterileri zaten TSM. Tayvan'ın biliyorsunuz semiconductor manufacturing tarafındaki şirketi Intel'e büyük bir hani hizmet veriyor müşteri anlamında. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda zaten eğer bunlar en büyük müşterileri ise ve yaklaşık olarak büyüme beklentileri 183 milyar zaten şu anda DAX'ta işlem gören en yüksek bilanço büyüklüğüne sahip şirketlerden birisi. Şirketin büyüklüğü de yaklaşık olarak 187 milyar dolar. Yani önemli bir değer kazandırdı. Bunun öncülüğünde DAX'ta yukarı yönlü hareketler oldu. Ve hala şu anda da baktığımda da aslında evet bugünü de güzel kapatmış. Gerek Stoxx 600 gerek DAX tarafı. Uzun süredir Avrupa'daki endeksler tarafında çünkü çok büyük bir hareket gözlemlemiyorduk. Galiba bu yapay zeka hikayesi Amerika'dan sonra Avrupalı şirketlere de yarayacakmış gibi duruyor. Yapay zeka o kadar büyüdü ki, yapay zeka o kadar genişledi ki, o kadar farklı ve çok alanı kapsıyor ki. En son geçen hafta Davos zamanı konuşmuştuk. Bu şeyden sonra sanayi devrimi, ondan sonra bilgisayar devrimi. O ikinci adımdan sonra tarihte gelen en büyük üçüncü adım ve hepsinden çok daha büyük olacak şeklinde değerlendirmeler. Çünkü hayatın her alanına sirayet edecek. Ve çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı. Aynı zamanda bunu yapanla yapmayan arasındaki uçurumu da çok hızlı bir şekilde derinleştirmesi de evet, bekleniyor. Evet, gerekecek gibi duruyor. O yüzden de borsalarda özellikle kağıtlarda bunun da etkisini görüyoruz. Birazdan konuşacağız. Peki Avrupa'da şimdi ücretler konusuna vurgu yapmışken Nisan ayındaki toplantıdan sonra kısa bir süre sonra ücretler verisi açıklanacak. Çünkü onun oradan gelecek baskıyı da özellikle vurguladı Christine Lagarde bugün. Oradan gelecek baskıyı da görmek istediklerini ifade etti. Evet. Ama Nisan ayı faiz toplantısından sonra ücretler verisi. Dolayısıyla Nisan ayında da bir indirim yapmadan, yani her ne kadar fiyatlamalar yapılıyorsa da Nisan ayında da bir indirim yapmadan geçeceğini herhalde varsayabiliriz. Mesajını kabaca vermiş gibi evet duruyor şimdiden. Diğer taraftan baktığımızda aslında bu zaten ücretler artışı dedi ki bizim baş ekonomistimiz dedi Flip Lane. İki tane endeks izliyor dedi. Bunlardan bir tanesi istihdam tarafında izlediğimiz bir endeks. Diğeri de ücretler tarafında izlediğimiz bir endeks. Şu anda dedi bu iki endekste dedi şu an faiz indirimi yapmamamız gerektiğine dair sinyalleri veriyor dedi. Bu bizim dedi güvendiğimiz iki endeks olduğu için ve birbiriyle örtüşen ve birbiriyle paralel hareket eden endeksler dedi. Bu bize özgü dedi. Yani bunu siz dışarıda arasanız da bulamazsınız şeklinde. Flip Lane yapmış olduğu endeksten bahsetti. Oradaki ücretler artışı hala risk yaratıyor dedi ve bunun önünde bir set kurmamız gerekiyor. Şu an hani o tarafı izlemeye devam edeceğiz dedi. Ve dedi özellikle şunu ben aklımda tuttum. Ücretler yani ücretler verisi dedi geçmişe yönelik bakılır aslına bakarsanız dedi. Yani daha çok geçmişi hep diyoruz ya tarihsel olarak baktığımızda ücretler tarafındaki artış belli bir süre sonra etkisini gösteriyorsa o zaman enflasyon üzerindeki baskısını ölçmek çok ya doğru da tahmin etmek daha doğru olacaktır. Bunun altını çizdi ve geçmiş verilere baktığımızda özellikle dedi Ekim ayındaki veri dedi şu an dedi bizi rahatsız ediyor. Çok değil, düzeltilemeyecek gibi değil ama rahatsız ediyor. Bu sebeple dedi bizim ücretler tarafında dedi bu endeksi yakın takibe aldığımızı bilin. Bu sebeple bana hani veri odaklı olduğumdan mütevellit
tam tarih bir daha sormayın dedi. Çünkü üç defa sorulduğu evet. için ısrarla. Bu bağlamda bence çok şeffaf, çok net, çok açıklayıcı ve hakikaten de hani bir belirsizlik var. O belirsizlik Merkez Bankası özelinde değil, küresel çapta bir belirsizlik. Orası nereye evrilecek onları görmeden de benim size net konuşmam mümkün değil. Ama bunu hala sözümün arkasındayım. Haziran gibi düşünebilirsiniz dedi. Daha ne desin diyorsunuz. Yani. Peki. Şimdi Amerika tarafına geçeceğiz. Amerika tarafına geçerken az önce Janet Yellen'ın Hazine Bakanı'nın bir cümlesini getirmiştik. Ekranlara devam ediyor. Janet Yellen Biden'ın ekonomik yatırımları büyüme olarak karşılık bulacak diyor. Bütçe açıklarının yönetilebilir olması için adımlar atmalıyız demiş. Eğer enflasyon düşük kalırsa tüketici güveni de artacaktır demiş şu ana kadar gelen açıklamaları içerisinde. Amerika'da dün PMI rakamları açıklandı. Evet. İmalat ve hizmet PMI rakamları ve 50'nin üzerinde ve beklentilerin üzerinde güçlü artışlarla geldi. Bugün büyüme rakamları geldi 4. çeyrek ve 2024. Onlar da hani 3. çeyreğe göre 4. çeyrekte bir miktar belki düşüş var ama yine güçlü bir büyüme %3,3 olarak geldi. Amerikan ekonomisinde şöyle bir geriye dönüp bakacak olursak tarım dışı istihdam, ondan sonra TÜFE, ondan sonra ÜFE, ondan sonra perakende satışlar, ondan sonra işsizlik maaşı başvuruları, dün güçlü PMI'ler geldi. Yine aynı şekilde işsizlik maaşı başvuruları geldi ve yarın da çekirdek harcamalar endeksi ki orada da beklenti %3,3. Şöyle bir şeye baktım Aysun Hanım, yılbaşından itibaren çekirdek PCE'deki seyre %4,7 ile başlamış 2023 senesine. Hı hı. Mayıs'a kadar 4,7, 4,6, 4,7, 4,6 gitmiş. Mayıs'tan itibaren düşme eğilimi, Temmuz'dan itibaren ise her ay düşme eğilimine girmiş. Bu ayda, yani yarın açıklanacak bu ay derken Aralık ayında yarın açıklanacak verinde %3,3 olması bekleniyor. Amerika'da büyük oranda yumuşak iniş senaryosu o. Ya oldu diyeceğim, şimdi nazar mı değdireceğiz bilmiyorum ama. Berk yok, rahat konuşabilirsiniz. Oldu galiba. Ya yumuşak iniş tarafında inanılmaz bir defa ivme kazanan bir büyümeden evet. bahsedebiliriz. Evet. PMI verisi 15 ayın zirvesinde açıklandı. Gerçekten büyüme göstergelerinin başında gelen bir veridir PMI. İleriye yönelik fabrika siparişlerini ve onların satın almalarını gösterir. Çekirdek PC deyince mesela Temmuz, Ağustos, Eylül'ü ben çıkarmıştım. Gerçek anlamda bir düşüş varmış bu arada. Yani %2'lere kadar gelmiş. Gene son çeyrekte %2 olarak açıklanmış. Şimdi baktığımızda işte yarın gelecek olan veri bunun üzerine çıkması gerekiyor ki diğer verileri de desteklesin. Şeye baktığımızda ise büyümeye baktığımızda gene Temmuz-Eylül arası sizin de dediğiniz gibi büyüme tarafı %4,5. Beklenti %4,9'muş ama %4,5 olarak gelmiş. Bir miktar daralma var ama bu daralmayı zaten aslında baktığımızda biz kalem kalem incelediğimizde özellikle mesela dayanıklı mal siparişlerine baktığımızda 0,5 artış bekliyorduk. Fakat bu şey kaldı. Hani tabii aynı düzeyde kalmış gibi görünüyor. Kişisel tüketim harcamaları 3,1 bekleniyordu. %2,28 artmış. Yani bir miktar beklenti altı gibi artmış. Dış ticaret açığı 88,7 bekleniyordu. 85 milyar dolara açıklanmış. Yani bu büyüme tarafındaki bu beklentinin bir miktar altında gerçekleşiyor olmasının, beklenti demeyeyim, bir önceki döneme göre bir miktar altında gerçekleşiyor olmasının sebebi tek tek veriler aslında açıklıyor bize. Ama küreselde gene hani tıpkı Lagarde'ın da değindiği gibi küreselde bir durgunluk olduğu için özellikle Çin tarafındaki durgunluk Amerika'yı direkt olarak etkilediği için oradaki bir fabrika biliyorsunuz siparişlerinin ciddi anlamda son 6 ayda yani 2023'ün son 2 çeyreğinde çok ciddi azaldığını gözlemlemiştik. Burası zaten aralarındaki ticaret ilişkisini çok net gösterir bir şekilde aşağıya gelmiş görünüyor. Ama bunun iki sebebi olabilir. Bir, o dönemde biliyorsunuz Biden'la Xi görüşmüştü. Evet. Arada bir gerilim olmuştu. Bunun siyasi mi olduğunu yoksa gerçekten konjonktür olarak büyümede aşağı yönlü bir hareket olduğu için mi olduğunu
olduğunu henüz ölçebilmiş değiliz. Bunu daha ziyade ikinci çeyrek başlarında anlayacağız gibi duruyor. O da hani hep söyledik ya, birlikte mi hareket edecekler bundan sonra, yoksa bir ayrışma olacak mı bundan sonraki ticaret ve özellikle çoklu varlıklar tarafındaki ilişki. Hani son dönemde çünkü ABD 10 yıllıklarını çok ciddi miktarda azaltmıştı. Her ne kadar hala ciddi bir büyüklüğü olsa da eskiye nazaran taşımış olduğu ABD 10 yıllıklarda bir miktar azalma var. Ticaret tarafında da bir kapanmanın orada çok geç açılmasından mütevellit. Ondan sonra da 2022 Ekim 2023 arası dışında tamamıyla kendilerine dönmesi ve maalesef ki yaşamış oldukları o gayrimenkul sektöründeki problemler ve işte zorunlu atılan zorunlu karşılık adımlarının bir türlü adresini bulamaması ABD'yi de indirekt olarak etkilemiş görünüyor. Bu bağlamda evet, bence yumuşak iniş senaryosu halen masada ve hatta yılın ortasına doğru veriler bu kadar güçlü gelmeye devam ederse o zaman gerçek bir büyümeden de bahsediyor olacağız gibi. Çünkü normal şartlarda her zaman için enflasyon bir kriz yaşanıyorsa, yani dışarıdan bir şok geliyorsa, onun ilk etkisini enflasyon üzerinde görüyorsak daha sonrasında bir daralma çok normaldir. Yani atılan adımlar, sıkılaşma para politikaları, evet, ve daralmanın meydana gelmesi ki enflasyonu zincirleyelim, yani amaç odur zaten. Ama bu kadar hızlı bir büyüme noktasında devam ederse şayet Amerika, o zaman hani evet büyüme tarafındaki hedeflerine ulaşabilir. O zaman yumuşak iniş senaryosunu konuşabiliriz ama enflasyonun hedefine de tahminimizden daha uzun vadede ulaşma riskini beraberinde getiriyor. Ama aynı zamanda çok özür dilerim. Aynı zamanda faiz indirimi konusunda piyasanın öngörülerinden değil de kendi istediği frekansta, kendi istediği özgürlüğünde de hamle yapma şansını da kazanmış oluyor. Evet, ciddi aslına manada bakarsanız bence olması gereken o. Yani hani hukukun üstünlüğü eşittir Merkez Bankası'nın bağımsızlığı şeklinde. Şimdi piyasaya bir müddet ayak uydurmaya çalışan bir Merkez Bankası gördük. Evet. Belki direkt olarak değil, uyguladığı para politikasıyla değil ama söylemleriyle bunu dengelemek zorunda kalan sözlü yönetim şeklinde piyasanın beklediğinden daha güvercin gitmek zorunda kalan bir Powell'ı da gördük. Ya da işte daha uzun süre daha yüksek faiz gibi bir açıklamayla yeniden yapmış olduğu, atmış olduğu adımı dengelemeye çalışan bir Powell'ı da gördük. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde aslında büyüme tarafındaki dizginleme değil de birincisi bankacılık tarafındaki o geçtiğimiz 2023 Mart ayında yaşanan krediler kaynaklı daha küçük orta ölçekli şirket bankalar üzerindeki baskının bu tarafa sıçraması riskini birazcık bertaraf etmişler gibi görünüyor. Bu iyiye işaret. Yani bizim oradaki riskleri tek tek alt alta saydığımızda 2023'ün son çeyreğinde daha riskli bir ortam vardı. Ama bugün baktığımızda toksik kredilerde ve geri dönüşü daha mümkün olmayan kredilerde 500 milyar dolar üstü EUM taşıyan bankaların elinin bir miktar rahatladığını gözlemledik. Bu tabii ki bankaların kendi portföylerindeki taşıdığı portföy kalitesiyle de doğru orantılı olduğu için bunun dışarıdan yönetimle mi daha sağlıklı bu şekilde bir yönetim yapmışlar, yoksa gerçekten kendileri mi bu dışarıdan gelebilecek riskleri içeride hedge etmişler? Bu tabii o bankanın kendi yönetimiyle ilişkili ama günün sonunda bir kriz ya da büyük bankalar bir risk yaratacak mı sorusu şu an ortadan kalkmış gibi duruyor. Büyük bankalar zaten ifade ettiğiniz o küçük ve orta ölçekli bankalarda zaten ciddi problem yaşanmıştı. Evet, bir miktar belki krediler, o sorunlu krediler hafif de olsa yükseliyor ama şu anda kriz yaratacak ya da problem yaratacak noktadan uzak. Aysun Hanım, Amerika'da borsaları da soracağım size ama bir ara vermemiz lazım. Araya da değerli izleyenler giderken bir haberimiz var. Morgan Stanley Türkiye'ye ilişkin 2023 özür dilerim 23 Ocak tarihli analizinde enflasyon ve para politikası patikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haberimiz geliyor ekranlarınıza. Ardından bir aramız var, sonra yine buradayız. Morgan Stanley ekonomistlerinden Hande Küçük yayınladığı notta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirmesini beklediği ilk faiz indirimine ilişkin tahminlerini paylaştı. Notta yapılan ücret ve fiyat artışlarıyla kamu harcamalarındaki artışın 2024 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu artıracağına işaret edildi.
Morgan Stanley enflasyon görünümüne ilişkin olarak yaptığı tahminde şu ifadeleri kullandı. Enflasyon görünümü hala Merkez Bankası'nın Mayıs ayında yıllık olarak %70 ila 75 aralığında zirveye ulaşacağını öngören yakın vadeli tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu görünse de, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine yönelik yukarı yönlü riskler 2024'ün ikinci yarısı ve sonrasında daha belirgin görünüyor. Morgan Stanley söz konusu notta, faiz oranlarının 2024'ün dördüncü çeyreğine kadar sabit kalacağını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Notta 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyondaki düşüş hızına ilişkin riskler göz önüne alındığında, ilk faiz indiriminin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yapılabileceği öngörüldü. Diğer taraftan banka politika faizinin Ocak ayındaki %45'lik zirve seviyesinden sonra sene sonunda %40'a ulaşacağını tahmin etti. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Küresel piyasalarda Aysun Karaytu ile beraber araya gitmeden önce Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü kararı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın önemli açıklamaları ve bunun etkilerini, olası etkilerini anlattı Aysun Hanım bize. Sonrasında Amerika'ya geçtik. Amerika'da iki hafta önceki tarım dışı istihdam verisinden bugüne açıklanan tüm veriler ve yarın açıklanacak çekirdek PCE yani kişisel tüketim harcamaları endeksine ilişkin beklentiler ve Amerikan ekonomisindeki son durumu özetledi. Şimdi geldiğimiz noktada şunu soracağım size. Amerika'da borsalar özellikle S&P rekor üstüne rekor yaptı bu hafta. 4900'ü de gördü dün seans içerisinde. Bugün biraz daha yatay yine artıda biraz daha yatay bir seyir. Herhalde yarınki rakamlar veriler bekleniyor diyebiliriz kabaca. Ama orada da hikayeyi sürükleyen yine sanıyorum teknoloji, orada hikayeyi sürükleyen yine yapay zeka meselesi ve çip sektörü öncülüğünde bu hareketi izliyoruz. Tahvil faizleri bugüne kadar hem borsa hem tahvil faizleri yükseliyordu. Tahvil faizleri bugün aşağı yönlü ama yine %4,10'un üzerinde değil mi? Demin öyle verdik. Ben çünkü 4,14 diye yazmışım. 4,12 şu anda. 12 mi? Tamam. Evet. Yine 4,10'un üzerinde. Bilançolar da geliyor. Dün Netflix'in bilançosu vardı. Orada özellikle yaptığı hamle nedir? Kullanıcı sayısını azaltma. Aynı anda ben yanlış söyledim. Kullanıcı sayısı değil. Ne deniyor ona? Hani bir giriyorsunuz 4 kişi açabiliyor, evet, aynı anda seyredebiliyor. Evet, onu azalttı. Evet, evet. Onu azaltarak güzel bir hamle yapmış. Paylaşım ortadan kaldırdı. Bravo. Evet. Paylaşım. Evet. Ama streaming'de en iyisi şu an Netflix. Yani Disney Plus ve arttırmış. Her şeyi arttırdı. Yani Amazon Prime ve Disney Plus'ı zaten çok geride bıraktı. 600 milyona çıktı katılımcı üye sayısı dediğiniz hamleyle beraber. Bunun karşılık bulması da çok acayip. Yani evet. Neyse hadi şimdi oraya girmeyelim. Yani bizde olsa başka türlü korsanları vesaireleri falan filan. Hala yani. Var. Hala var. Olur. Hakikaten inanılmaz bir şey yakalamışlar, başarı yakalamışlar. Evet. Orada IBM geldi bugün, Tesla geldi. Evet. Bugün Tesla'nın biraz şey mi geldi? Kötü. Tatsız. Değil mi? Tatsız, evet, geldi. Tatsız. Çünkü yani önce Netflix'ten başlayayım sonra Buyurun. Tesla'ya doğru gideyim. Şimdi bu sadece zaten 2023'ün son çeyreğinde 21 milyon kişi sayısı arttırmış durumda ve rekor düzeye ulaşmış durumda. Şimdi reklam bazlı çok ciddi hamleler yapmış gibi görünüyor. İş modelini pozitif anlamda değiştirmiş gibi görünüyor. Tesla. Hatta 13 yani neredeyse. O daha çok gelecek. Ya Tesla yatırımcısı biraz üzülecek. Yani bayağı üzüldü de tabii $1,000'lardan geldi. Bunun altında yatan sebep mesela Hertz. Şimdi ben gene Netflix'ten buraya geleyim. Hertz yaklaşık olarak araç kapasitesinin %11'ini elektrikli araçlar yani Tesla ile gerçekleştiriyordu. Fakat geleceğe yönelik güveninin azalması, bu tamir onarım işlemlerini, servisinin bakımının maliyetinin çok yüksek olması, fazla arıza yapmasından dolayı müşterilerin az talep göstermesinden mütevellit elektrikli arabaları filosundan tamamıyla çıkardı. Hatta bugün geldi yanlış bilmiyorsam doğrusu, bu haber. Doğru.
var. Bunun üzerine de zaten Tesla çok ciddi kan kaybetti. Toyota çok ciddi atılımlar yapıyor. Elektrikli araçların tahminimce bizim okuduğumuz raporlar, makalelerde elektrikli araçların 2-3 yıl içerisinde tamamıyla çöp olacağına dair. Çünkü tamamıyla karbon ayak izi salınımının hiçbir şekilde bugüne kadar yapmış olduğu testlerde pozitif sonuç getirmediğini, bundan mütevellit de elektriği tamamıyla elektrik su modeli dedikleri hidrojen gazından alacaklarını, bu yüzden suyla yakıt sağlayan hidrojen gazıyla dönüşebilen motorlara yatırım yapan Toyota'nın ön plana çıktı ve Toyota hissesinde zaten yakından takip edenler bilir, çok ciddi ivme kazanıyor yaklaşık olarak son 4 aydır. Yani önümüzdeki dönem, bir de bu kış mevsiminden dolayı elektrikli arabalarda biliyorsunuz oradaki yaşanabiliyor. Evet, hani potansiyelinin altında bir frekans düşüklüğü gösterdi. Yavaş yavaş ilginin önümüzdeki yıllarda ve hatta %30'un da altına ineceği yönünde, önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyadaki kullanım oranının şu anki kullanımın %30 daha altına ineceği yönünde bir balon hikayesi oluşmuş gibi duruyor. İlk bahsettiğiniz raporu, 2-3 farklı rapordan bahsettiniz. İlk bahsettiğinizi bugün ben de okudum, aynen sizin söylediğiniz gibi. Onlar 2024'ü zor bir yıl olarak öngörmüşler. Yani sonrasını hep birlikte bekleyip göreceğiz diyor. Ama 2024 elektrikli araçlar için gerçekten zorlu bir yıl olacakmış gibi görünüyor. Bir sınav senesi şeyi kullanmış ifadesini. Kullanmış. Dediğiniz gibi Tesla'da bunun sanki bir ön gösterimini yaşıyor şeklinde de şeyler var. Evet, tespitler. Bir de pillerden kaynaklı lityum arzının çok sınırlı olması da ellerini zorlayan diğer bir gerekçe olarak sunmuşlar. Yani elektrikli araba hikayesi gerçekten bir şey mi olacak? Hani gelip geçici mi gelip olacak? Gelip geçici mi olacak? Yoksa kalıcı ama mı olacak? Ama bu gerekçeler çok hani aslında bugünkü pencereden bakıldığında anlam ifade eden evet gerekçeler. Çünkü bu karbon ayak izi salınımının yıllardır hani bu yeşil enerji ve buraya yapılan yatırımları göz önünde bulunduracak olursak, elektrikli arabanın vermiş olduğu karbon ayak izinde hiçbir salınım bırakmamasından dolayı maalesef ki dezavantajlı bir duruma geçiyor gibi görünüyor. Netflix tarafına geçecek olursak da büyüme potansiyeli güçlüymüş gibi duruyor. 2024 yılında Morgan Stanley, JP Morgan bunun için hedefini $600 çıkarmış duruyor. 2022 ile kıyasladığımızda biliyorsunuz 2022'de Netflix, yani pandemi sonrası insanlar bir anda evden çıkmaya başlayınca 2021 ve 22'de bir anda daha az evde vakit geçirmeye başlayınca oraya olan talebin bir miktar azaldığını gözlemlemiştik ve hatta $180'lara, $200 altına kadar düşmüştü. Yani 2024 hedef fiyat $600 olarak belirlenmiş durumda. Streaming de hala öncü olarak devam ediyor. Yapay zeka hikayesi zaten hani Sam Altman'ın da buraya yatırımlarının artması, sadece yapay zeka değil, bunun altında yatan kategorilere de artık yavaş yavaş yatırım yapmaya başlaması, hikayenin tamamıyla buraya, yani AI tarafına dönmüş olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Yani bizim dizilerimizden birinde bile biliyorsunuz şu anda yapay zeka konusu işleniyor. İzlediniz mi bilmiyorum ama çok ters köşe bir dizi yapmışlar. Güzel, başarılı buldum. Korkutucu, ürkütücü gittiği yer. Bunu kabul ediyorum. Okuduğumuz şeylerde ya da şeyde, globalde bir dizide izlediğimde de inanılmaz ürkütücü yapay zeka modelleriyle geliştirilmiş ve başta bir yazılım ve mühendislik işi yapanların çok kısa bir zamanında bütün işi elinden alacağına dair inanılmaz güzel bir rapor okudum. Bir anda yazılımcılar bitecek. %40'ını etkileyecek diyor. Dünya istihdam piyasasının genel, o ülke bu ülke değil. Dünya istihdam piyasasının %40'ını etkileyecek diyor.
Etki etmeyeceği yer yok ki, her yere girecek. Her yere, yani biz bugün ben bunu anlatırken o datayı buradan benim okuyabildiğimin çok daha yüksek ve kapasiteli okuyup buradan dinleyenlere aktaracak yani. Hani o kadar net geliyor ki gümbür gümbür ve bugün konuştuğunuz her şirkette bizim yapay zeka yatırımını yapmamız gerekiyor geride kalmamak adına. Doğru. Diyor. Gerek yurt içinde gerek yurt Doğru. dışında. Bu bağlamda buraya o zaman endekse dönelim. Bu bağlamda hala buraya yatırım yapmıyor olmak, muhteşem yediliği olmak zorunda değil. Ben bu dün açılın yayınında da söyledim. Tek tek hala işte Microsoft çok yükseldi, Nvidia çok yükseldi, Apple çok yükseldi. Buraya olan yatırımı ben birazcık işte riskli buluyorum diyorsa, bunların topyekun yönetildiği ETF'ler var. Çok da iyi yönetiliyor. Evet, dayanak varlık kadar ya da hissenin kendisi kadar hızlı hareket etmeyebilir. Ama ve lakin örnek veriyorum, Microsoft bilançosu çok iyi geldi ama Meta bilançosu ya da önümüzdeki döneme dair projeksiyonları zayıf geldi. Hmm. O zaman sadece Meta taşıyan tabii ki hisse sahibi, hisse aşağı geldiğinde değer kaybedecek. Microsoft taşıyan değer kazanacak ama o ETF ne yapıyor? En az 15 tane en iyi yönetilen yapay zeka şirketini bir havuzda topluyor. Bir taraf eğer bilanço kaynaklı zarar görüyorsa, öteki tarafın kar gördüğü kaynakla birbirini kompanse ediyor. Bu sebeple de evet %7, %8 getiri kazandırırken şirketin kendisi kendi içinde bir hedge mekanizması evet. oluşturmuş oluyor. Bu bağlamda da %2 hani kazandırıyor. Bu arada hani Global AIX bu arada şeyin adı ETF, hani merak eden Hı-hı. varsa epeydir de var olan bir ETF baktığımızda. Biz de burada ETF seçerken dikkat ettiğimiz konu zaten işlem hacminin ne kadar yüksek olduğu, yani likiditesinin ne kadar yüksek olduğu, dolayısıyla ikinci el pazarının ne kadar kuvvetli olduğu ETF seçimimizde önemli. Bir diğeri de tabii ki en önemlisi belki de içerisinde bulunan şirketlerin, yani hangi hisselerden oluştuğu çok önemli. Ve tabii ki bunu issue eden, bunu ihraç eden bankanın ya da işte fonun ya da işte yatırım bankasının kim olduğu da önemli oluyor. Burada üç faktöre dikkat etmek gerekiyormuş gibi. Pekala, tahvil faizlerinin %4, Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi %4,10'un üzerinde. Bu da emtialarda biraz şeye sebebiyet veriyor galiba. Nasıl evet. diyeyim size? Kırılganlığa sebebiyet veriyor galiba ama gümüş fiyatlarında hani altın tamam ama gümüş bu haftayı tamamen artıda geçirmiş evet, gibi evet. görünüyor. Bugün de %0,4 de olsa dün %1 yaptı. Önceki gün %2'ye yakın bir artış yaptı. Bugün de yine yukarıda gümüş fiyatları o biraz daha farklı ayrışıyormuş gibi görünüyor kıymetli metaller içerisinde. Şimdi hemen söyleyeyim bunun ana sebebini. Yani Buyurun. Gümüşün pozitif ayrılmasının sebebi Çin'in biliyorsunuz muzam karşılıklarda 50 bas puanlık bir indirim yapması. Bundan önceki muzam karşılıklarda 25'er bas puan indirim yapmıştı ve piyasa bunu çok yavaş gidiyor şeklinde, yani likiditeyi piyasaya çok az veriyor şeklinde yorumlayıp hatta son işte 2023'ün Şubat'ından şu ana geldiğimiz güne kadar MSCI Çin Endeksi en kötü performe eden endekslerden biri oldu. Bu sebepten mütevellit. Fakat bu 50 bas puanlık indirim piyasa tarafından bundan sonra Çin Merkez Bankası piyasa dostu adım atacak şekilde yorumlandığından dolayı bugüne kadar kötü giden endüstriyel metallerde bir anda yukarı doğru bir hareketin başlamasına sebep oldu. Başta bakır olmak üzere, alüminyum olmak üzere, çinko olmak üzere, gümüş de hem değerli metal hem endüstriyel metal ve özellikle içinde bulunduğumuz konjonktürden dolayı o yeşil enerjidir, enerji kaynağıdır kullanıldığından ötürü tabii ki bu gümüşe de sirayet etti. Doğalgaz bile sırf bundan kaynaklı biliyorsunuz %5 yükseldi yani baktığımızda. Ama tabii bunun karşısında değer kaybedenler oldu. İşte kim? WTI, Brent, ondan sonra baktığımızda pamuk, bunlar da değer kaybedenler de oldu. Kahve arttı, üzgünüm. Kahve fiyatlarında ama bir... Ama geçen hafta da konuştuk Davos'ta o İli Kafe'nin yönetim kurulu başkanı fiyatları artacak. Artacak. Hatta 10 yıl içerisinde 2'ye katlayacak gibi de bir ifade kullanmıştı. Evet. Öngörü olarak elbette, tahmin olarak. Evet. Dolayısıyla tarımda bir şeyler yapmamız lazım. Yapmamız lazım çünkü dedi. Soft emtia dediğimiz hemen hemen tüm gıda emtia ürünlerinde yukarı doğru bir artış var. Bunların zaten temeli
Yine geçen hafta konuşmuştuk buğday tarafı. Yani buğday çok riskli bir şekilde yükseliyor. Yani arz talebi karşılayamayacak boyuta gelmiş durumda. Bu bağlamda da yani arzın azalması, stokların maalesef yeterince bulunmamasından ötürü buğday fiyatları çok hızlı yükselişe devam edecekmiş gibi duruyor. Başka ne var? Soya küspesi. Bu belki hani bireysel olarak bizi yakından ilgilendirmiyor ama dünyada çokça kullanılan bir soft emtia olarak önemli. Tabii ki biz gene neye dönüp bakacağız? Bakıra bakacağız. Çünkü global büyümedeki öncü emtiyadır kendisi. Bakır altın rasyosu da bakır lehine döndüğü için tabii ki altın karşısında bir miktar erimek durumunda kaldı. Bir de altını biliyorsunuz ne besler? Yani likit ne besler? Ne kadar faiz indirimi ya da pivot döneminden ne kadar uzaklaşıyorsak o kadar kendini bir miktar salar gibi duruyor. Orada da yani altına da gelecek olursak altın gene 2024'te talebin artacağı yönünde beklentimiz var. Hani siz sormadan ben altına geçmiş oldum ama amma ve lakin şöyle bir durum var. Önce bir aşağı gelmesi bekleniyor altın tarafında. Bunun 2006. Sebebi, evet, 1940'lara kadar bir hareket olması bekleniyor. 1940'lar çok önemli, kritik bir seviye. Eğer oradan aşağı gelinirse oradan sonra konuşuruz ama 1940'lara doğru bir hareket olursa da yatırımcı korkmasın. Çünkü önü açık, önünün açık olmasına sebebi 3 kaynaktan. Birincisi zaten eninde sonunda merkez bankaları bir şekilde pivota başlayacak, öyle. Faiz indirimleri eninde gelecek. Eninde sonunda gelecek. Evet. Hala çok kötümser ve faiz indirim bu sene olmayacak denmesine karşılık bizim beklentimiz eninde sonunda olacağı yönünde. Diğer tarafta merkez bankalarının talebi ilk defa 2024 yılında 2023'ten bir miktar daha artış göstereceği yönünde tahminler var. Yani 2023 yılında %60 oranında merkez bankaları talebi arttırmış durumda. Üçüncü gerekçe ise yine uzun yıllar sonra ilk defa mücevher sektörü %50'lik bir katkı sağlayacak altın talebine yönelik. Yani bugüne kadar hep şeyleri konuştuk. Para politikasının etkilerini konuştuk. Jeopolitik riskleri konuştuk. Doğru. Altını fiyatlarken enflasyonu konuştuk. Ama ilk defa 2024'te bu senaryoya bir de mücevher endüstrisinin altına olan talebinin artacağı yönündeki beklentisi. O yüzden 2024'te bu şu olabilir bu arada. 1940'lara geldim. Evet, biraz daha aşağı salındı vesaire vesaire. Tıpkı şeyde gördüğümüz gibi 1860'tan çok hızlı bir şekilde 2135'e kadar yükselmişti. Tekrar aynı senaryoyu görebiliriz. 1940'lardan çok hızlı bir şekilde 2400'lere doğru bir hareketi hem merkez bankalarının talebiyle hem mücevher sanayi sektörünün talebiyle bir anda görme ihtimalimiz var. O yüzden gelirse aşağıya yatırımcıları üzülmesi. Yani 2024 bir ara yükselecek. Hangi ara olur onu hiçbirimiz bilemiyoruz. Ama göstergeler ve ileri vadeli kontratlar. Hadi biz bizim tarafımızdan bakalım. İleri vadeli kontratlara baktığımızda da alım yönün önce satım yönünde 1940'lara opsiyon yazılmış olduğunu gözlemledik. Bence yatırımcı orada şunu test edecek zaten. Oradan gelen opsiyonlar exercise olmaz ise oralardan ciddi anlamda fon girişi olacak. Exercise olması ne demek? Eğer 1940'ın aşağısına gelirse elinde patlayacak yatırımcının. Yani hani en kaba tabirle. Eğer ki oradan hani oralara kadar gelip yukarı çıkarsa tamam, hani o doğru opsiyon yazılmış, kullanım fiyatı çok doğru ve oradan girişler olmaya başlayacak. İşte ondan sonra da önünü tutamayacağız. Yani bu bugün yarın dahi olabilir. Yakın gibi görünüyor Aysun Hanım. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Bu çizdiğiniz senaryo yakın gibi görünüyor. Çünkü öbür tarafta Amerika çok rahat davranacak. Öyle Mayıs falan olmayacak muhtemelen, tahmin ediyoruz. Hani Mart'ı falan geçtim. Faiz indirimi Mayıs falan, bilmiyorum hani ne dersiniz ama o dediğiniz senaryo biraz yakın gibi duruyor. Biz de Mayıs'tan biraz uzaklaşmaya başladık. Yani Mayıs'tan evvele hiç gelmemiştik zaten ama bu kadar şey bir ortamda, verilerin çok hani Merkez Bankası'nın istemediği gibi geldiği bir ortamda, çok kuvvetli geldiği bir ortamda bir miktar ötelemeyi şey bulabilirler, hani mantıklı bulabilirlermiş gibi duruyor. Ama bunun fiyatlamasının hep daha önce yapıldığını düşünecek olursak, o yüzden eli kulağında biraz dikkatli olmakta fayda varmış gibi duruyor. Ama günün sonuna baktığımızda da hala beklentimiz pozitif yönde olduğu için hali hazırda taşıyanlar en azından kendini üzmesin diye buradan ufak bir bildirim yapalım istedim.
Başka neyimiz Ağzınıza var? Sağlık. Unutmayın söyleyeceğinizi Tamam. çünkü bir araya gitmemiz lazım. Değerli izleyenler, araya gideceğiz. Araya giderken de az önce Aysun Hanım'ın bize açıklamasını yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün açıklanan büyüme rakamlarını şöyle bir derli toplu aktaracağız sizlere. Kısa bir ara, ardından tekrar buradayız. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ülke ekonomisi 4. çeyrekte yıllık bazda %3.3 büyüdü. 68 ekonomistin katıldığı Bloomberg anketinde medyan beklentisi %2'lik bir büyümeye işaret ediyordu. Amerikan ekonomisi Temmuz ila Eylül dönemini kapsayan 3. çeyrekte ise yıllıklandırılmış bazda %4.9 büyümüştü. Bu dönemde rakam 4.5'luk beklentinin üzerinde gerçekleşirken aynı zamanda 2 yılın zirvesine işaret etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel tüketim harcamaları 3. çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %3.1 oranında artmasının ardından 4. çeyrekte 2.5'lik beklentiye karşın %2.8 arttı. Dayanıklı mal siparişleri aralıkta değişim göstermezken beklenti %0.2'lik bir artış yönündeydi. Ülkede dış ticaret açığı Aralık ayında 85 milyar dolar oldu. Beklenti 88.7 milyar dolarlık bir açık olması yönünde gerçekleşiyordu. Programımızın ilk bölümünde Aysun Karaytuğ neler birçok şey söyledi de biz bu cümlesini öne çıkaracağız. 2024 öngörülebilir olmaktan çok uzak, merkez bankalarının nereye evrileceğine yönelik elimizde şu an için bugün bulunduğumuz pencerede, baktığımız pencerede bir sinyal yok dedi Aysun Hanım. 2023'ü sevdiyseniz 2024 bayılacaksınız diye herhalde şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Evet. Şimdi araya gitmeden önce, arada konuştuk. Çin'i konuşalım dedik. Çin'de şöyle bir görüntü var sanki. Bir türlü toparlayamıyorlar, bir sürü adım atıyorlar, toparlayamıyorlar, bir sürü adım atıyorlar, toparlayamıyorlar ama bugün bir değerlendirme dinledim Çin'le alakalı olarak. Diyor ki, o kadar ucuzladı ki çok cazip. Yani Çin biraz öne çıkmaya başladı bu sebepten dolayı gibi algıladım ben. Yani bendeki iz düşümü bu kadar basit, sade ve net oldu. Ne dersiniz? Bendeki iz düşümü de henüz o kadar iştahlı olmayı. Evet. Kadar değil. Yaklaşıyoruz. Hani biraz önce dedim ya, MSCI Çin Endeksi %23'lük bir eksiğiyle 2023'ün en çok kaybettireni oldu. Ama hani 2022'ye baktığımızda da aslına bakarsanız çok hızlı perform ettiği için en çok kazandıranlarından da bir tanesi olmuştu. Ama şimdi günümüz gerçeklerinde bir defa Ocak ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmaması, biliyorsunuz oradaki piyasa risk iştahını olduğu gibi azaltmıştı. Bugünkü biraz önce gene bahsettiğimiz muzam karşılıklardaki 50 bas puanlık indirim de piyasaya yaklaşık olarak 184 milyar dolarlık bir likit de sağlayacağı için daha alkışla karşılandığı gibi duruyor. Ve hatta o S&P'deki artışın, yani bugün 4900'ü konuşuyor olmamızın gerekçelerinden bir tanesi de Çin'in ABD'de işlem gören şirketlerinin iyi bir performans göstermesi. Yani en kötü Çin şirketinin bile %9'luk yukarı doğru bir hareketini gözlemledik. Burada şu mantık güdülmüş olabilir. Hakikaten çok ucuzlayan Çin şirketleri ama hali hazırda büyüme risklerini de taşıyan Çin şirketleri. O yüzden bu hareketle birlikte geleceğe yönelik bir sinyal, piyasa iştahının açılması yönünde bir sinyali alan yatırımcı uzun vadeli değil de hani bu haber akışı kaynaklı bir trade modeline girmiş olabilir. O yüzden bunları birazcık sanki izlemekte fayda varmış gibi duruyor. Benim beklentim evet, hani gelişmekte olan ülkelere özellikle likidite enjeksiyonu globalde başladıktan sonra mutlaka fon akışı olacaktır. Yani Çin, Hindistan zaten bu modellerin en başında geliyor. Bir herhangi bir likitte olduğunda ya da herhangi bir likitte fazlası olduğunda. Ve bugün hep şeyi diyoruz ya, bugün bunu, bu sorunun cevabını bilen çok zengin olacak. Hangi soru? Bu oluşan likitte nereye akacak? Altına mı akacak? S&P'ye mi devam edecek? Türkiye'ye mi akacak? Bu sorunun cevabı çok önemli olacak. Çünkü ilk etapta 1.9 trilyon dolarlık bir likiditeden bahsediyoruz ve çok büyük bir rakam. Bize sadece
galiba 150 milyar doları gelse ilk etapta bize en azından bankacılık sektörünün önündeki tıkanıklığı birazcık alırmış gibi duruyor. Bu bağlamda değerlendirecek olursak Çin hala birincisi büyüme tarafındaki riskleri ve bu Kızıldeniz tarafındaki tedarik zincirinde en çok sıkıntıyı yaşayan emtia bölgesi olduğu için bir emtia üreticisi olarak bile çok büyük zarar görmeye devam edebilir. O öncelikle jeopolitik riskler nereye gidiyor? Ona bir bakacağız. Kızıldeniz problemi ve oradaki tedarik problemi pandemi kadar büyümeyecek dedi. Bugün Lagarde hani o kadar yayılmadı, geniş çaplı değil dedi ama hala kendisi de bu şirketlerin ya daha doğrusu iş dünyasındaki şirketlerin, buraya yatırım yapan şirketlerin ne kadar aslında çekingen olduğunu da söyledi. O zaman bizim de çekingen olmamız gerekiyor. O zaman bizim de şimdilik o şirketlere henüz yatırım yapmak değil de risklerin daha böyle bertaraf olduğu bir ortamda, tam ucuz olmasın. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Hiçbir zaman öyle en dipten almayı hedeflemeyin ama doğru zamanda almayı hedefleyin. Evet. O yüzden hani Mars'ın fiyatları bir miktar daha artsın. O zaman ben ilk nereye yatırım yaparım? Tabii ki emtia üretimi tarafı. Tabii ki bakır tarafındaki bakır tedarikçilerine yaparım. Mesela Goldman Sachs'ın raporuna göre 2024 yılı içerisinde bakıra olan talep çok ciddi miktarda artacak ama arz sıkıntısı olduğu için ve Çin'de stoklar yeterli miktarda olmadığı için bakırın fiyatı çok yükselecek. O zaman bakıra hani doğal şey yaparım, olarak, evet, yatırım yaparım. İşte bunların hem sektörel bazda hem ürün gamında yani çoklu varlıklardan hangisine yatırım yapacağını anlayabilmem için bir Çin'in daha bu adımlarını devam ettiriyor mu? Piyasa dostu adımlarla likitte sağlamaya devam ediyor mu? Bunu anlamam lazım. Ama ondan sonra. Onun için de erken diyorsunuz. Erken. Yani. Bayağı bir erken. Evet. Bir taraftan da acaba bir sene öncesine, bir buçuk sene öncesine gerçekten dönebilecek mi tam anlamıyla bu Amerika ile itişmesi demeyeyim de paylaşımdaki anlaşmazlık diyelim ya da gerginlik diyelim, dönebilecek mi? Orası da tartışmalı çünkü başka ülkeler ön plana çıkmaya başladı. Hani eski performansına tam manasıyla dönebilecek mi? O da ayrı bir tartışma konusu. O ayrı. Bir de biliyorsunuz Murat Bey, bu yıl Amerika seçimi var ve hani bugüne kadar Biden şey bir inişli çıkışlı olsa da gitti yani bir şekilde yönettiler. Ama ayak sesleri geliyor diğer tarafta. Ayak sesleri geliyor. Orada işte iki yönetimin hani yeni yönetimle Çin tarafındaki yönetimin ilişkisi ne olacak? O da bir soru işareti. Yani evet, alın size buyurun. Burada başka bir ticaret ilişkisinin nereye gideceği soru işareti. Evet. Pekala. Şimdi artık programın son bölümüne geldik. Dönelim yurt içine. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklendiği gibi bugün toplantısını gerçekleştirdi. Faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi %45'te bıraktı. Ama hani son yılların en önemli toplantısı diyorduk, deniyordu. Onun sebebi de Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yapacağı değerlendirme metniydi. O metinde de %45'te bıraktığını ve özür dilerim %45'e çıkardığını ve gecikmeli parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerinde göz önüne alındığında bu seviyenin yeterli bulunduğunu ifade etti. Ancak eğer riskler artacak olursa ya da benim öngörüm yani Merkez Bankası'nın öngörüsünün dışına çıkılacak olursa o zaman ek önlemlerde alınabileceğini söyleyerek 45 tepedir, zirvedir demedi. Açık kapı bıraktı. Hani büyük oranda da beklentilerden bir tanesi buydu. Bunu da metne koydu Merkez Bankası. Diğer taraftan sıkılaştırmayla alakalı olarak, daha doğrusu sterilizasyonla alakalı olarak mevduat faizleri, politika faiziyle mevduat faizlerinin arasındaki kopukluğa da dikkat çekti bir kez daha. Daha önceki 3 metinde galiba bunu yazmıştı Merkez Bankası. Yine bu metinde biraz daha kuvvetli bir ifadeyle bunun altını çizdi. Hani ben faiz arttırıyorum. Diğer taraftan mevduat faizi beni dinlemiyor. Halbuki bunun da yükselmesi lazım. İç talebi frenleyeceğim vesaire. Bunun için de gerekli adımları atacağız. Yani sterilizasyon hamlelerini de yapacağız ifadesini kullandı. Şimdi ben bugün birçok yorumcuyu dinledim. Hani kimisi yeterli düzeyde şahin bulduğunu söylüyor. Kimisi daha şahin bir ifade kullanması gerekiyordu diyor. Kararı zaten muhtemelen hani 45, siz de 45 bekliyordunuz. Metni nasıl değerlendirdiniz? Ya şöyle, metin aslına bakarsanız olması gerektiği şeklindeydi. Fakat biz bir şeye kadar yani sterilizasyon konusunda orada bir çelişki olduğunu gözlemledik. O da şu, döviz karşılığı sisteme aktarılan likitte yaklaşık olarak 530 milyar TL. Doğru. Fakat bu 4-5 günlük swap ihalesi miktarına baktığımızda burada bir ayrışma olduğunu gözlemliyoruz. Bu da kendi içerisinde bir çelişki yaratıyor. Yazılanla çelişiyor. Evet, doğru, o yüzden sterilizasyon tarafı biraz soru
işareti yaratıyor ama diğer tarafta şey güzeldi. Yani o TL'ye olan talebin artması bugüne kadar uygulanan hani döviz tarafındaki stabilizasyonun sağlanması ve para politikasının güçlü adımları eşittir TL'nin değer kazanması. Okey, bu çok güzel bir sonuç ama şimdi neyi görüyoruz? TL mevduat faizlerinin bugün %50'nin altına düştüğünü gözlemliyoruz. 49,5'lara düştü. Evet, o çok sizin düşmedi söylediğiniz ama daha da aşağıda. Yani şu anda bileşik rakamlara vesaire falan, evet, ve Merkez Bankası'nın şeylerine bakıyorsunuz. Doğru. Rakamlarına. Hani mevduattan şu anda hani arasanız bir bankayı tabii ki şeyin miktarına göre, bütçenizin, paranızın miktarına, evet, göre ama hani 38-42, 39-43 civarında, doğru, bandında. Evet ve hatta bir ay, üç ay orada vadeye göre de gibi değişiyor. Ama günün sonunda bizim dikkat ettiğimiz şey şeyde TL mevduat cinsinde azalma oldu. Yaklaşık 11 milyar dolar mı TL mi? TL civarında. Yabancı para cinsinde de artış oldu. %0.6 artış. Yani %0.3 TL cinsi varlıklarda azalma, mevduatta azalma. 0.6 YP'de artış gözlemliyoruz. Bu adımla bizim soru işaretimiz acaba dolara olan talebi arttırır mı bu hamle? Burada biz hani birazcık evet MIT'in iyi, evet karar iyi, evet açıklamalar yani gayet Şahin rahatlatıcı. Biraz daha Şahin olması gerekirken şimdi anladım. Evet. Şimdi anladım. O bizim çünkü bugüne kadar evet bir stabilizasyon var ama son dönemde enflasyondan uzak giden bir şeyde harekette başladı. Dolar TL, anladım, tarafında. Onun hızlanması, evet, onun hızlanması bizim korkularımızdan bir tanesi. Evet, onun dışında işte dış finansman koşulları iş iyileşiyor. Cari dengede daha hani şey noktayız, rezervler artıyor vesaire vesaire ama biz hep neyi söylüyoruz? Bugüne kadar atılan adımların sonuçlarıysa önemli olan bunun istikrarlı olarak devam ediyor olması. Yani bunun bir aylık, iki aylık, üç aylık değil bir defa soğuyan bir enflasyon süreci, yani dezenflasyon sürecindeki bir kalıcılık yapışkanlıktan çıkarılarak bunun nasıl özellikle hane halkına etkisine kadar hissedilebilir noktasında biz soru işaretleri taşıyoruz. Yoksa 250 bas puan değil biliyorsunuz son güne kadar 500 bas puanlık artış da konuşuluyordu. Acaba hani yapma ihtimali var mı eğer bu son olacaksa, yani bu ay son olacaksa. Şu açıklama çok güzeldi tabii ki bugüne kadar aslında görmediğimiz yönetimden, hep dışarıdan gördüğümüz. Hı hı. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir şok olursa bu jeopolitik risk olabilir, bu enflasyonu azdırıcı başka yukarı yönlü riskler yaratabilecek faktörler olabilir. O zaman tüm makro ihtiyaç çerçevedeki araçlarımızı kullanmaya açığız. Çok uzun süredir kullanılmıyordu. Burada tabii ki bir iyimserlik oluştu. Bunu artık hani zaten hedef şeyden uzağız. Bu ay %6 enflasyon. Normalde hedef enflasyona ulaşabilmek için nereden baksanız yıl sonuna kadar %2 ile devam etmesi gerekiyor. Ama onun çok gerçekçi olmadığını düşünecek olursak, yılın ortalamasında %3,5-4 aldığımızı düşünecek olursak, yıl sonu hedef fiyat yani enflasyon tabii ki %36'nın üzerinde olacak. Bir miktar yukarıya atacakmış gibi görünüyor ki daha bunun Şubat'a yansımaları vesaire onlarda, evet, göreceğiz. Peki yönetmenim ne kadar vaktimiz kaldı? Efendim? Bir dakika. Wow. Borsa İstanbul'u soracağım. Bu bir dakika içerisinde mümkünse lütfen. 8100'ün üzerinde bir kapanış oldu ki uzun zamandır zorlanıyordu bu seviyeyi aşmakta. Bu seviyenin üzerinde tutulmakta. Bugün bir kapanış gerçekleşirdi ama işlem hacmine bakıyoruz. Diğer günlerden çok da farklı bir işlem hacmi, yani hacimli bir yükselişten bahsetmek de pek mümkün değil. Nasıl öngörürsünüz? Ben bu aralar pozitif taraftayım. Yani bugünlerdeki hareketin yükselişte devamının geleceği ve 8700'e doğru bir hareketin önümüzdeki haftaya kadar oluşabileceğini düşünüyorum. Evet, yani kısa vadede 8700'e doğru bir hareket olabilir. Orada bir miktar sanki hani uzun vadeli taraftan çıkıp portföy yatırımlarına geçiş olma ihtimalini düşünerek bir miktar giriş olma ihtimali, diğer taraftan da hani bugün önemli bir gündü aslında. Çok uzun zaman sonra Merkez Bankası kararı bir önem arz ediyordu yatırımcı açısından, bir güven anlamında. Bir de hala reel getirilerde negatif bölgede olduğumuz için hala
en azından şimdilik bir opsiyon olarak kalmaya devam destek edecekmiş bulmaya gibi devam duruyor. ediyor. Evet, ben artık hani uzun vade değil de seçime kadar haftalık bazda değerlendirme yapmayı doğru buluyorum BIST için. Peki. Aysun Hanım ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Hakikaten daha çok da fazla konumuz vardı ama çok güzel anlattınız. Biz de çok güzel dinledik. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler şimdi hemen kapatmaya artık kapatacağız ama biliyorsunuz grafiklerimiz var. Yarın neler konuşacağız hepsini aktaracağız. İlk olarak vadeli işlemler ve opsiyon borsası VIOP 30'da en son geçen rakam %0,07 aşağıya 9096 puan oldu. Amerikan borsalarında son durum demin dediğimiz gibi yani rekor kapanışların ardından bugün biraz daha yatay bir seyir var. Amerikan borsalarında S&P 500 0,2, Dow Jones 0,2 yukarıda, Nasdaq da yine Nasdaq hafif eksiye geçmiş ama yine yatay olduğunu söyleyebiliriz. Yarın ne konuşacağız? Değerli izleyenler yarın evet Japonya'da TÜFE var Ocak ayı, Almanya'da tüketici güveni var ve de en önemli veri Amerika'da çekirdek kişisel harcamalar endeksi. Aynı zamanda Amerika'da saat 18'de askıdaki konut satışları Aralık ayı verisi de yarının gündem maddelerinden olacak. Bu şeyle birlikte, sayfayla, grafikle birlikte de veda etme zamanı geldi değerli izleyenler. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız, iyi geceler.